Sil baştan. Kan değil, sevgi bağı. 54. bölüm. Elif eve geldiğinde delirmek üzereydi. Yiğit hayatında gördüğü en pişkin insandı. Yine ne yapıp edip olayları kendi çıkarına çevirmeyi başarmıştı. Sanki dünya onun isteği üzerine dönüyormuş gibi davranıyordu. İstemiyorum artık seni, boşanalım. Yok bebek varmış, bir daha düşüneyim. Artık buraya kadardı. Elif de Yiğit'i çekecek kadar sabır kalmamıştı. Bu yüzden çırpınma sırası Yiğit'teydi ve istediği kadar debelenebilirdi. Elif ona acımayacaktı. Elif salona girdiğinde elbette kumruları oturmuş onu bekliyorlardı. Bugün yaşadıkları Elif'e fazlasıyla yetmişti ama onlara da olanları anlatmak zorunda olduğunu biliyordu. Bu yüzden kendine en uygun yer olarak üçlü koltukta oturan kumrularının arasını seçti. Ayaklarını ortadaki sehpaya uzatarak kafasını koltuğa dayadı. Gözlerini kapatıp anlatmaya başladı. İmzalamadı. Bu kabul edilemez bir istekmiş. Bebeğini arkasında bırakamazmış falan filan işte. Ben ona imzalatmasını bilirim. Sümsüye bak sen. Ne zaman sorumluluk sahibi olmuş? Limitini doldurdu artık bu herif. Yapma Selim. Şu an onu sinirlendirmek yapılacak en yanlış davranış olur. Rüzgar, bana onu mu savunuyorsun sen yine? Seni de alırım ayağımın altına yeminle. Abi ne savunması? Mahkemeyi etkiler böyle bir şey. Dava bitsin, istediğimizi alalım. Ne yaparsan yap. Ağzımı açarsam adam değilim. Zaten beni dinleseydiniz şimdiye her şey hallolmuştu. Ne gerek vardı bu kadar beklemeye? Adamın ne halt olduğu belli. Yok hasta, yok hatırlamıyor dediniz. Şimdi daha fazla bela oldu başımıza. Nereden bilelim abi? Biz de böyle olmasını istemezdik. Bilmiyorsan bileni dinleyeceksin o zaman. Aldık işte başımıza belayı. Velayet davası açarsa ne yapacağız? Canımızı o sümsün eline mi bırakacağız? Olur mu öyle şey abi? Bir kere bebek daha küçük olduğu için zaten annesinde kalır. Ayrıca bizim ona bakacak gücümüz var. Bu da bir artı. Dava açsa bile vermezler ona minik prensesi. Rüya Hanım bu sarayın prensesi olacak. Küçük bir hıçkırık sesi Selim ve Rüzgar'ın tartışmasına son noktayı koydu. Elif hiç müdahale etmeden onları dinliyor, tartışmalarına karışmadan oturuyordu aralarında. Ta ki kızının elinden alınması ihtimalini duyana kadar. Buna dayanamazdı Elif. Babası bile olsa vermezdi bebeğini kimseye. Bebeği onun hayata dair tüm umuduydu. Kendini ona adayacaktı. Artık Elif'in hayatına bir erkek girmesi mümkün değildi. Elif o defteri Yiğit'le açmış ve onunla da geri kapatmıştı. Evliliklerinin ilk 10 gününü hiç unutmayacak, bir ömür o günlerin hatıralarıyla unacaktı. Gelecekten tek beklentisi kızıyla beraber olmaktı. Başka bir isteği de, hayali de yoktu. Buna engel olmaya kimsenin hakkı yoktu. Gözlerinden yağmur gibi boşalıyordu yaşlar. Kızından ayrılma düşüncesinden o kadar korkmuştu ki, ne kadar uzak bir ihtimal olduğunun farkında değildi. Selim ve Rüzgar kendilerine kızıyorlardı. Nasıl olur da Elif'in varlığını unutup, söylediklerine dikkat etmezlerdi. Zaten naif bir yapısı olan Elif, hamilelikle birlikte daha duygusal olmuştu. Konuşurken dikkatli olmaları gerektiğini unutmuşlardı sinirden ve şu an ikisi de buna çok pişmandı. Elif'in akan her damla gözyaşı canlarını acıtıyordu. Elif'e sarılıp destek olmak, kendilerini affetmek istediler. Ama Elif'in dudaklarından dökülenler ikisi için de dayanılmazdı. Almasınlar kızımı benden, dayanamam ben buna. Her şeyimi ona bağladım ben, yapamam. Onu veremem. Öldürsünler beni daha iyi. Kızım olmadan nasıl yaşarım? Kimseye vermem ben kızımı. Selim, Elif'i kendine daha çok çekerek başını göğsüne dayadı. Kimse alamayacaktı rüyayı onlardan. Buna asla izin vermeyeceklerdi. Ama anne kalbi böyle bir şeyin ihtimaline bile dayanamıyordu. Selim bir şey daha fark etti. Elif artık onların küçük prensesi değildi. Elif büyümüş, anne olmaya hazırlanan güçlü bir kadındı. Baba Kartal yıllarca onları korumak, ayakta tutmak için kendinden bile vazgeçerek elinden geleni yapmıştı. Şimdi kıymetlisi de anne Kartal edasıyla aynı şeyi kızı için yapmaya çalışıyordu. Elif yalnız değildi. Yiğit bebeği almaya kalkarsa karşısında önce Selim'i bulacaktı. Gerekirse onları yurt dışına bile kaçırırdı. Yeter ki kıymetlisi mutlu olsun, yüzü gülsün, her yolu denerdi. Elif'le gurur duydu Selim. Rüya çok şanslı bir bebek olacaktı.
Annesi her zaman dimdik yanında olup onu koruyacaktı. Kalbinden dualarını ulaştırdı Rabbine. Sağlıkla bebeğini kucağına almayı nasip et Rabbim. Kanadı kırık öksüzüme bizim yaşadıklarımızı yaşatma. Rüyamız anasının kucağında büyüsün. Düştüğünde yanında olup kaldırmamızı nasip et. Sen onu bizim gibi kimsesizlikle sınama. Sen buna ihtimal veriyor musun gerçekten? Böylece gelip bizden alacaklar rüyayı ve biz buna izin vereceğiz. Mümkün mü böyle bir şey sence? En başta hiçbir mahkeme böyle bir karar verip bebeği annesinden almaz. Senin ona bakacak gücün var ve o daha annesine muhtaç minicik bir bebek. Kimse sizi ayırmaz. Olmayan şeyler için şimdiden üzülme. Bizim densizliğimizdi söylediklerimiz. Sinirle ağzımızdan çıktı birden. Unut bütün dediklerimi. Öyle bir şey olmayacak. Kızın hep senin yanında olacak. Almazlar değil mi abi? Kızım daha çok küçük. Ben daha onu kucağıma almadım. Sesini kokusunu duymadım. Ama kaybetme korkusu içimi yiyip bitiriyor. Sevincimi, heyecanımı yaşayamıyorum korkumdan. Aklımdan çıkmıyor bu ihtimal. Yiğit velayet davası açar diye korkumdan uyuyamıyorum. Almazlar kıymetlim. Yiğit'i ne kadar sevmesem de bunu yapacağını düşünmüyorum. Hadi o yine bir hıyarlık yaptı diyelim. Ömer buna izin vermez. Hadi o da kardeşine uydu diyelim. Senin arkanda iki tane abim var. Biz de onlara buyurun alın sizin olsun demeyeceğiz herhalde. Sizi üzerine doğduğuna pişman ederim. Sen nasıl bebeğin söz konusu olunca anne kartala dönüşüyorsan ben de 30 yılın baba kartalıyım. Yaşadığım sürece sizi korumak için her şeyi yaparım. Ölürüm ama kızını senden ayırmalarına izin vermem. Korkma sakın. Şimdi korkma vakti değil. Sen sadece kızını düşün. Odasını hazırla. Elbiselerini al. Oyuncaklarını seç. Bunlarla uğraş. Bırak kalanını biz halledelim. İzin ver. Gerekeni biz yapalım. Sen yalnız değilsin ki. Neden tek başına çırpınıyorsun? Unutma. Sana yardım etmek için önce bana izin vermen lazım. Benim haberim olmadan arkamdan iş çevirirsen nasıl sana destek olurum? Özür dilerim. Dileme, sadece yanında olmamıza izin ver. Biz bir aileyiz, birbirimize yük değiliz. İyi ki varsın Selim. Bizi zaten demirci dövdü. İnsan değiliz biz. Takılın siz kendi aranızda. Ben yokmuşum gibi davranabilirsiniz. Ama zaten öyle davranıyordunuz değil mi? Sorun değil, devam edin. Rüzgarın serzenişi bu durumda bile tebessüm etmelerini sağlamıştı. Elbette varlığının farkındalardı. Şu an teselliye ihtiyacı olan Elif olduğu için Selim onunla ilgilenmişti. Rüzgarın amacı da sitem etmek değil, karamsar havayı dağıtmaktı. Başarılı da olmuştu. Elif gülümseyerek ona bakıyordu. Aynı zamanda Selim'den uzaklaşıp ona sığındı. Nasıl da seviyorlardı birbirlerini. Ama hep önceliği Elif'e vermişlerdi. Çünkü onlar öyle ya da böyle aile hayatını yaşamışlardı ama Elif ne anne görmüştü ne de baba. Sadece onları biliyordu aile olarak. Elif evlerinin yaramaz küçük çocuğuydu. Şimdi yine birlik olma zamanıydı. Artık yeni bir prensesleri olacaktı. Ağlayarak, dövünerek bir şeyi çözemezdi insan. Dik durmalı ve savaşmalıydı her zaman. Rüzgar da hayatı dalgaya almıyordu. Aksine her zaman yılmadan direnme taraftarıydı. Ortam bir anda değişmiş, az önceki umutsuzluktan eser kalmamıştı. Henüz ortada bir şey yokken olasılıklarla karalar bağlamak gereksizdi. Beraber yemek yiyip güzel bir film izlediler. Ardından herkes odasına çekildi. Elif yalnız kaldığında tekrar günün kritiğini yaptı kendince. Yiğit'in tavrını neye yoracağını bilememişti. Düşündüğünde kötü bir şey dememişti Yiğit. Çocuk benden mi diye sormasından çok korkmuştu ama öyle bir şey de olmamıştı. Karşı dava açmaktan falan da bahsetmemişti. Çocuğuma arkamı dönemem demişti sadece. Elif bunun ne anlama geldiğini çözemiyordu. Boşanacaklar için zaten Yiğit ve kızı arasında belirli zamanlarda görüşme olacaktı. Evliliklerine devam etme fikri aklına bile gelmiyordu. Oysa Yiğit odasında voltalar atarak ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Öyle bir strateji yapmalıydı ki Elif karşı koyamadan, direnemeden teslim olmalıydı. Birkaç ay öncesinde bu kız onunla her şeyi göze alıp evlenmemiş miydi? Demek ki seviyordu onu. Yoksa kim hasta bir adamla evlenirdi? Derdi para olamazdı, maddi olarak iyi durumdaydı. Şan, şöhret söz konusu değildi. Elif istese manşetlerden düşmezdi. Selim'in özellikle bunun için fazladan çaba gösterdiğini ve basının Elif'e yaklaşamadığını öğrenmişti. Seviyordu bu kız Yiğit'i.
ve Yiğit de sevmişti. Demek ki evlenmişti Elif'le. İzlediği videoda bunun kanıtıydı. Hem çok güzel bir kızdı Elif. Adı gibi dimdikti. Hem kendisi hem de huyu. Nasıl da diklenmişti Yiğit'e. Ne güzel bakıyordu sinirlenince orman yeşili gözleri. Alevler saçıyordu sanki etrafına. Alev demişken nasıl saçları vardı karısının? Saçları için akşam güneşi dediğini düşündü Elif'e. Gerçekten de vedaya hazırlanan güneş gibiydi rengi. Evlilik kutsaldır Allah katında. İnsan evleneceği kişiyi kolay bulamıyordu. Madem bulmuşum evlenecek kızı, üstelik yanında bir de dünya güzeli minyatürünü getiriyor, neden bırakayım diye düşündü Yiğit. Kızının da annesi kadar güzel olacağına emindi. Belki beyni unutmuştu ama Yiğit kalbinin hatırladığına emindi. Yoksa neden karısını her gördüğünde deli gibi çarpsın? Yine olayları çıkmaza sokmadan aklı başına gelmemişti. Şimdi yapması gereken karısının gönlünü almaktı. Hem karısının hem de kızının. Benim kızım. Öğrendiğinden beri sürekli tekrarlıyordu Yiğit bu iki kelimeyi. Varlığı öğrenmek bu kadar güzelse seni hissetmek bir ömre bedel kızım diye düşündü. Karar verilmişti, işe koyulma vaktiydi. Kaybedecek bir saniyesi yoktu, yeterince geç kalmıştı. Telefonu eline alıp karısını aradı rehberden. Elif diye kaydetmişti. Aramadan önce düzeltmeye karar verdi. İsmi sildi, yerine akşam güneşim yazdı. Yüzündeki tebessümle arama tuşuna bastı. Fazla gecikmeden açıldı telefon. Karşıdan karısının yorgun ve tedirgin sesini duydu. Efendim? Elif, ben Yiğit. Yiğit, neden aradın? Yiğit karısına yaklaşıp kendini affettirecekti. Bu yüzden sürekli onun etrafında olmalıydı. Bu düşüncelerle aramıştı ama ne demesi gerektiğini hiç düşünmemişti. Ya ben şey için, yani nasıl olduğunu öğrenmek için, senin ve bebeğin. Yani belki canım bir şey ister diye, yani bir ihtiyacın falan varsa sorayım demiştim. Yiğit kendi ağzını kapatıp susturmak istiyordu. Ne saçma bir cümleler kurmuştu. Cümle bile değildi. Elif de şaşırmıştı. Yiğit'in söylediklerine mi, yoksa onları merak edip aramasına mı şaşırsın bilemedi. Dediklerinden hani ve yaniler dışında pek bir şey anlamadım. Ama merak ettiğin gerçekten buysa bir ihtiyacım yok. Ben bebek için sormuştum. Yengem hamileyken hep canı bir şeyler çekerdi. Hayır Yiğit, canım şimdi bir şey çekmiyor. Ayrıca çekerse de alabilirim. Sana ihtiyacım yok. Biliyorum aldırabileceğini. Ama kızım için ben de bir şey yapmak istiyorum. Öyle mi? O zaman feragatnameyi imzalayıp kızının annesini mutlu etmeye ne dersin? Yapma Elif, kolay mı bu dediğin? Sen yapabilir misin ki bunu benden istiyorsun? Sana kolay demedim, zor biliyorum. Evet, ben bunu asla yapmam. Ama onu sana da veremem. Eğer öyle bir niyetin varsa unut Yiğit. Bu mümkün değil. Kızımı sana vermem. Hayır hayır, böyle bir isteğim yok elbette. O zaman istediğin ne Yiğit? Kızımız için yeniden deneyelim akşam güneşim. Yine yeni ve yeniden. Yiğit tekrar özüne dönüyor ve bir şans istiyordu Elif'ten. O kadar kolay mıydı buna cesaret etmek? Bir insana kaç kere şans verilebilirdi? Nereye kadar güvenilebilirdi? Peki en son hangisi pişman ederdi insanı? Vazgeçmek mi? Yoksa yeniden deneyip tekrar tükenmek mi? Hangisi daha zor olurdu? Elif için duydukları yeni değildi. Yiğit ondan ilk defa böyle bir istekte bulunmuyordu. Ama bu defa farklıydı. Bu sefer Elif'in kaybedecekleri daha fazla ve kıymetliydi. Bu defa Elif kendini o kadar güçlü ve cesur hissetmiyordu. Ne cevap verebilirdi ki bu soruya? Güvenmiyordu Yiğit'e. Onun tanıdığı adam değildi. Elif aşık Yiğit'i biliyordu. Onu tanıyordu. Ameliyattan sonra kocası başka bir adama dönüşmüştü ve ona aşık değildi bu adam. Önceden olsa aşkına güvenip her şeyi yapabilirdi. Şimdi ortada sadece Elif'in aşkı vardı ve bu yetmezdi. Ayrıca aşktan da üstün olan evlat sevgisi, daha kızı karnındayken bile bütün benliğini sarmıştı. Olmaz Yiğit, bunu yapamam. Neden Elif, kızımız için yeniden deneyemez misin? Herkes ikinci bir şansı hak eder. Lütfen sen de bana bu şansı ver. Elif duyduklarıyla kendini tutamayıp gülmeye başladı. Önce hafif kıkırtılarla, ardından kahkahalarla güldü. Sinirleri artık o kadar zayıflamıştı ki resmen bir boşalma yaşıyordu. İstese de kendini durduramıyordu. Yiğit bu durumu neye yorması gerektiğine karar veremedi.
Telefonun ucunda Elif'in sakinleşmesini bekledi sessizce. Kendimi durduramıyorum. Komik olduğu için değil ama gerçekten. Yani bu dediğine ne cevap verebileceğimi bilmiyorum. Bence de komik değil Elif. Aksine oldukça ciddi bir konu. Sana yeniden denemeyi teklif ediyorum ama aldığım tepkiye bak. İnan geçmişimizi hatırlıyor olsan sen de benim gibi hissederdin. Neden? Neden mi? Çünkü sana bir şans verirsem bu ikinci olmaz. Ben sana defalarca şans verdim Yiğit. Defalarca. Gerçekten sen abine hiç bizimle ilgili bir şeyler sormadın mı? Hayır, sormadım. Şaşırmadım. Sormuş olsaydın tavırların daha mantıklı olurdu. Ama sen tenezzül edip sormamışsın bile. Benden sana güvenip ikinci bir şans vermemi istiyorsun. Gerçekten merak ediyorum. Bu özgüvenin nereden geliyor? Hemen senin kollarına atılacağımı mı düşünüyorsun? Elif bak dinle. Hayır, sen bana bak. Bu sefer o kadar kolay değil, anladın mı beni? Sen eski Yiğit değilsin artık. Ve ben de eski Elif değilim. O yüzden hiçbir şey de eskisi gibi olmayacak. Elif, yarın buluşalım lütfen. Böyle telefonda olmuyor. Yüz yüze konuşalım lütfen. Tamam, buluşalım. Yarın saat 2'de seni bugün buluştuğumuz kafede bekleyeceğim. Sakın gecikme, beklemem. Elif Yiğit'in cevabını beklemeden kapadı telefonu. Artık dayanamıyordu yaşadıklarına. Bu adam hayatına girmeden önce ne kadar sakin ve düzenli bir hayatı vardı. Şimdi her an bir karmaşanın içine giriyordu. Ne yapıp edip bir sorun çıkarıyordu Yiğit. Yaramaz, söz dinlemez bir çocuk gibiydi kocası. Aslında Elif de onun bu haline aşık olmuştu. Olaylar o kadar karışık bir hal almıştı ki ne yapacağını bilemiyordu genç kadın. O da isterdi bebeğine bir aile vermek. Hem de herkesten çok. Yaşayamadığı ne varsa bebeği yaşasın istiyordu. Annesiyle babasıyla büyüsün, annesi onun meleği, babası kahramanı olsun istiyordu. En büyük sorun Yiğit'in gelgitler yaşamasıydı. Elif'e güven vermiyordu. Aksine onun değişken yapısı korku veriyordu. Bugün istediğini yarın istemeyebilirdi. Yiğit'in önce kendi içinde olayları hazmetmesi gerekiyordu. Ondan sonra Elif'e gelmeliydi. Elif de bu yüzden görüşmeye kabul etmişti. Bu düşüncelerini Yiğit'in anlaması ve kabul etmesi gerekiyordu. Yiğit yediği ambargodan sonra çökmüştü. Elif'in kabul edeceğini düşünmüştü. Güzel karısı da ağzının payını çok güzel vermiş, üstüne telefonu yüzüne kapatarak haddini bildirmişti. Ama vazgeçmeyecekti Yiğit. Bu onun için bir seçenek değildi. Elif'ten neden köşe bucak kaçtığını bugün anlamıştı Yiğit. Yarım saat bile onunla olmak etkisi altına girmesine yetmişti. Bugün fark ettiği bir şey daha vardı. O da karısına karşı bir zaafı olduğuydu. Yiğit daha fazla kafasında kurmaktansa gerçekleri öğrenmeye karar verdi. Saati önemsemeden abisinin odasına gidip kapısını çaldı. Uykudan kalktığı belli olan Ömer'in halini umursamayarak konuşmak istediğini söyledi. Abisiyle tekrar kendi odasına döndükten sonra iki kardeş için uzun bir gece başladı. Yiğit sordu, Ömer anlattı. Elif'i şirkette ilk gördüğü günden başlayarak ameliyata kadar olan bütün hikayelerini dinledi. Dinledikçe hissettiği tek şey öfke oldu. Kendine karşı duyduğu büyük bir öfke. Zavallı Elif, belki de başına gelmiş en büyük felaket ben oldum, dedi içinden. Anlatacakları bittikten sonra abisi odasına gidip onu yalnız bırakmıştı. Gitmeden Yiğit'e bilgisayara bakmasını söylemişti. Abisi gidince hemen açmıştı bilgisayarını ama şifreyi kabul etmiyordu. Bu yüzden yine Ömer'e gidip şifreyi sordu. Öğrendikten sonra odasına dönüp tekrar denedi. Abisinin söylediği şifreyle bilgisayar açıldı. Elif'i şirkette ilk gördüğü gündü. Ömer öyle demişti. Resimlere bakmaya başladı. Bu kadar fazla beklemiyordu. Çok fazla resmi vardı karısıyla. Hatta Elif'in yalnız olduğu resimler de oldukça fazlaydı ve çoğu fark etmeden çekilmişti. Resmen bir sapık gibi davranmışım, dedi kendi kendine gülerek. Ardından çok sevmişim ben bu kızı, diye düşündü. Zaten bu kadar çok sevmese şimdi bile o güzel gözlere bakarken içi titremezdi. Bir düğün fotoğraflarında kaldı bakışları. İkisi de çok mutlu görünüyordu. Gözlerinin içi gülüyordu. Elleri ondan bağımsız ekrana ulaştı. Karısının yüzünü okşarken duyguları dile geldi. Çok sevmişim ben seni kadın. Ben unuttum belki ama inan kalbim seni hatırlıyor. Bir daha böyle sevemem ben. O yüzden elimden geleni yapacağım. Bana o şansı vermen için.
Söz veriyorum seni bir daha pişman etmeyeceğim. Sonra bir kağıt kalem aldı ve aklından geçen dizeleri yazdı. Şair ruhlu bir adam değildi ama aşk yazdırıyordu insana. Belki sana ulaşmaz pişmanlığım ama canım yanar adını her andığımda. Belki hükmü yok keşkelerin ama tek dileğim son bir şans sevda uğruna.